H.G. Wells Sihirli Dükkan Seslendiren Akın Altan Sihirli dükkanı uzaktan birkaç kere görmüştüm. Alımlı küçük nesnelerle sihirli toplar, sihirli horozlar, harika koniler, vantrolok bebekleri, sepet numarası malzemeleri, normal görünen iskambil kağıdı desteleri ve bu tarz şeylerle dolu vitrinin önünden bir iki kez geçmiştim. Fakat hiç hesapta yokken Gip'in parmağımdan çekiştirip beni bu vitrinin önüne götürdüğü ve bana onunla içeri girmekten başka seçenek bırakmadığı güne kadar bu dükkana ayak basmak hiç aklıma gelmemişti. Aslına bakarsanız dükkanın orada olduğunu bile düşünmemiştim. Regent Caddesi'nde resim dükkanıyla kuluçka makinelerinden yeni çıkan civcivlerin dolaştığı yer arasında makul büyüklükte bir cephesi vardı. Ama oradaydı işte.'' Aşağıda, Sirsus'a yakın bir yerlerde veya Oxford Caddesi'nin köşesinde, hatta Holborn'da olduğunu sanıyordum. Yeri hep biraz sapa ve ulaşılmazdı. Sanki bir serap gibiydi. Fakat şimdi tam karşımızda duruyor, Gip'in vitrin camının üzerinde gezdirdiği tombul işaret parmağı gıcırtılar çıkarıyordu. Gip, parmağıyla kaybolan yumurtayı göstererek, ''Eğer zengin olsaydım'' dedi, ''Kendime şunu alırdım, şunu da.'' Bunun üzerinde ağlayan bebek, canlı gibi yazıyordu. Bir de şunu. Üzerindeki şık kartta alın ve arkadaşlarınızı şaşırtın yazan neydi belirsiz bir şeydi. Bu konilerin altında dedi Gip. Her şey kaybolur. Bir kitapta okumuştum. Bak baba, bu da kaybolan yarım peni. Nasıl yapıldığını görmeyelim diye bu tarafını üste getirmişler. Annesine çekmiş olan sevgili oğlum Gip, ne dükkana girmeyi teklif etti ne de huysuzlandı. Sadece, bilirsiniz ya, parmağımı bilinçsizce kapıya doğru çekiştirerek ne istediğini açıkça belli etti. ''Bak.'' dedi ve sihirli şişeyi gösterdi. ''O senin olsaydı ne yapardın?'' dedim. Bu ümit verici sorum üzerine yüzüm verdi. Başını kaldırıp bana baktı. ''Onu Jesse'ye gösterebilirdim.'' dedi. Her zamanki gibi başkalarını düşünerek. Doğum gününe yüz günden az kaldı Gables. Dedim ve elini kapının koluna koydum. Gib cevap vermedi ama parmağımı daha sıkı kavradı ve böylece dükkana girdik. Burası bildiğimiz dükkanlardan değildi. Bu sihirli bir dükkandı ve sıradan oyuncaklar gördüğünde zıp zıp zıplayan gibin hiç sesi çıkmıyordu. Konuşma zahmetini bana bıraktı. Çok iyi aydınlatılmamış, küçük, dar bir dükkandı bu ve kapıyı arkamızdan kapatırken kapı çıngırağı aynı kederli sesle yeniden çınladı. Yalnız kaldığımız kısa süre içinde etrafımızı inceleyebildik. Camla kaplı alçak tezgahın üzerinde alçıdan bir kaplan, kafasını düzenli olarak sallayan, gözleri ciddi, uysal bir ifadeyle bakan bir kaplan vardı. Birkaç kristal küre, sihirli kartları tutan porselen bir el, çeşitli boyutlarda sihirli balık kavanozları, bir de yaylarına arsızca oynatan edepsiz bir sihirli şapka. Yerde sihirli aynalar vardı. Biri insanı ince uzun gösteriyor, Diğeri başınızı YouTube bacaklarınızı yok ediyor, bir diğeri de sizi kısa ve şişman gösteriyordu. Biz bunlara gülerken sanırım dükkan sahibi içeri girmişti. Her neyse, tezgahın arkasında duruyordu işte. Bir kulağı diğerinden daha büyük, çenesi bir botun burnunu andıran, rahat görünümlü, solgun yüzlü, esmer bir adam. Uzun, sihirli ellerini cam tezgahın üzerine dayamış, ''Nasıl yardımcı olabilirim?'' diye sorunca Aniden onun farkına vardık. Ben dedim, oğluma birkaç basit hokkabazlık oyunu satın almak istiyorum. Hokkabazlık mı istersiniz? diye sordu. Yoksa mekanik bir şey mi? Yerli mi olsun? Eğlenceli bir şeyler var mı? dedim. Hmm, dedi. Dükkan sahibi ve bir an düşünüyormuş gibi kafasını kaşıdı. Sonra kafasından bir cam top çıkarı verdi. Böyle bir şey mi? dedi ve topu uzattı. Bu hareketi beklemiyorduk. Hemen her sihirbazın repertuarında yer alan bu numarayı eğlence yerlerinde sayısız kez görmüştüm. Fakat orada bunu beklemiyordum. ''Harika.'' dedim gülerek. ''Değil mi?'' dedi dükkan sahibi. Gib topu almak için elini uzattı ama adamın avucu boştu. ''Cebinde?'' dedi dükkan sahibi ve top gerçekten de oradaydı. ''Bu ne kadar?'' diye sordum. ''Cam topları için para almayız.'' dedi dükkan sahibi kibarca. Biz onları, dedi, konuşurken dirseğinden bir tane daha çıkardı. Bedavaya alıyoruz. Ensesinden bir tane daha çıkardı ve tezgahın üzerine öncekinin yanına koydu. Gip kendi cam topuna bilgece baktı. Sonra soran gözlerini tezgahın üzerindekilere çevirdi ve gözlerini gezdirerek yaptığı bu inceleme gülümseyen dükkan sahibinin yüzünde son buldu. ''Onları da alabilirsin.'' dedi dükkan sahibi. ''Eğer kusura bakmazsan bir tane de ağzından... İşte böyle. Gib bir an fikrimi sorarcasına bana baktı. Sonra büyük bir sessizlikle dört topu bir tarafa bıraktı. Ona güven veren parmağımı yeniden tuttu ve kendini bundan sonra olacaklara hazırladı. Biz küçük oyunlarımızı hep böyle alırız, dedi dükkan sahibi. Bir şakaya katılan birinin tavrıyla güldüm. Toptancı dükkanına gitmektense, dedim, böylesi daha ucuz elbette. Bir anlamda, dedi dükkan sahibi. Sonunda bedelini öderiz gerçi. Ama insanların sandığı kadar ağır değildir bu bedel. Daha büyük numaralarımız için gerekenleri, günlük malzemelerimizi ve istediğimiz diğer her şeyi şu şapkanın içinden alırız. Ve biliyor musunuz bayım, kusura bakmayın ama hakiki sihir malları için toptancı dükkanı diye bir şey yoktur. Tabelamıza dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hakiki sihir dükkanı. Yanağından kart vizitini çıkarıp bana verdi. Parmağını kelimenin üzerine bastırarak, Hakiki, dedi ve ekledi. Kesinlikle aldatmaca yoktur, bayım. Espriyi sürdürmekte ne kadar da kararlı, diye düşündüm. Nazik bir gülümsemeyle gipe döndü. Biliyor musun, sen tam bu işe uygun çocuksun. Bunu bilmesine şaşırmıştım. Çünkü disiplin kaygısıyla bunu evde bile sır gibi saklıyorduk. Ama Gip bu sözleri gözlerini ondan ayırmadan yılmaz bir sessizlikle karşıladı. Yalnızca tam bu işe uygun çocuklar bu kapıdan içeri girebilir. Ve sanki bunu bir örnekle kanıtlar gibi kapıda bir tıkırtı ve cırlak bir ses duyuldu. ''Bana ne, bana ne, içeri girmek istiyorum, baba içeri girmek istiyorum.'' Ardından mağdur bir babanın teselli etmeye çalışan yatıştırıcı sesi duyuldu. ''Kapı kilitli Edward, ama kilitli değil ki, dedim. Hayır bayım, kilitli, dedi dükkan sahibi. Böyle bir çocuğa kapı her zaman kilitli. O konuşurken küçüğü şöyle bir gördük. Sihirli tabelayı tırmıklayan, küçük, beyaz suratlı, tatlı ve abur cubur yemekten rengi solmuş, şeytani tutkularla azmış, insafsız bir küçük bencil. Şımarık çocuk peryat ederken her zamanki yardımseverliğimle kapıya yöneldiğimde dükkan sahibi faydası yok bayım dedi Bu arada ağlayıp duran şımarık çocuk sürüklenerek götürüldü Rahat bir nefes alarak Bunu nasıl yapıyorsunuz dedim Dükkan sahibi elini şöyle bir sallayarak Sihir dedi ve pof parmaklarının arasından çıkardığı renkli kıvılcımlar dükkanın derinliklerinde gözden kayboldu Gipe dönerek içeri girmeden önce dedi Alın ve arkadaşlarınızı şaşırtın kutularından bir tane almak istediğini söylüyordun, değil mi? Gib kahramanca bir çaba gösterdikten sonra, Evet, dedi. Cebinde duruyor. Bu şaşırtıcı insan tezgahın üzerinden eğilerek, gövdesi gerçekten de olağanüstü uzundu, sihirbazlara özgü hareketlerle Gib'in cebindeki kutuyu gözler önüne serdi. Kağıt, dedi ve yaylı boş şapkanın içinden bir kağıt çıkardı ip dedi ve ağzı içinden sonu gelmez bir ip çıkardığı bir kutuya dönüşü verdi. Sonra paketi bu iple bağladı. Dişiyle kesip kopardı ve ip yumağını adeta yuttu. Sonra vantrolog kuklalarından birinin burnunun üzerinde bir mum yaktı, kırmızı mühür mumuna dönüşen parmağını ateşe tuttu ve paketi mühürledi. Bir de kaybolan yumurta vardı. dedi ve benim paltomun göğüs cebinden bir tane çıkarıp paketledi. Sonra ağlayan bebek canlı gibiydi. Paketlerin hepsini Gip'e verdim. Sıkı sıkı göğsüne bastırdı. Gip'in hiç sesi çıkmıyordu. Fakat gözleri çok şey ifade ediyordu. Paketlere doladığı kollar çok şey ifade ediyordu. Kelimelere dökülmesi imkansız duygularla doluydu. Bunlar gerçek sihirlerdi. Birdenbire şapkamın içinde bir şeyin hareket ettiğini hissettim. Yumuşak ve zıplayan bir şey. Şapkamı ani bir hareketle çıkarınca tüylerini kabartmış bir güvercin, dükkan sahibinin müttefiki olduğu kesin şapkamın içinden çıkıp tezgaha seyirtti. Sonra sanırım alçı kaplanın arkasındaki mukavva kutuya girdi. ''Bak sen'' dedi dükkan sahibi şapkamı çabucak başımdan çekerek. ''Kendini bilmez şu kuşa da bak. Nereye yuva yapmış?'' Kibar fakat kendine özgü bir tavırla insanların şapkalarının dışını temizleyip içini ihmal ettiklerinden bahsederken Şapkamı silkeleyerek içinden iki üç yumurta, büyük bir bilge, bir kol saati, yarım düzine kadar o cam toplardan, buruş buruş bir kağıt ve daha neler neler çıkardı. Burada her tür şey birikir, bayım. Sadece siz değil elbette. Neredeyse her müşteri. İnsanların yanlarında neler taşıdıklarını görseniz hayret edersiniz. Buruşturulup top yapılmış kağıt, tezgahın üzerinde dalga dalga kabardı. Öyle ki Adamın sesini duyuyorduk fakat gittikçe büyüyen bu kağıt topağı onu görmemizi engelliyordu. Bir insanın saf görünüşünün altında nelerin gizlendiğini kimse bilemez bayım. Binaların boyalı cephelerinden, beyazlatılmış mezar taşlarından farklı değilizdir. Birden sesi kesildi. Tıpkı iyi nişan alıp fırlattığınız bir tuğlayı komşunun gramofonuna isabet ettirdiğiniz andaki gibi bir sessizliğe büründü ortalık. Kağıdın hışırtısı da durdu. Her şey bir anda durdu. Şapkamla işiniz bitti mi? diye sordum bir süre sonra. Cevap gelmedi. Ben Gip'a e baktım, Gip bana baktı. Sihirli aynalardaki çarpık yansımalarımız çok tuhaf, ciddi ve sessiz görünüyordu. Artık gitsek iyi olacak, dedim. Bunlar ne kadar tutuyor söyler misiniz? Bakar mısınız, dedim sesimi yükselterek. Faturayı ve şapkamı alabilir miyim lütfen? Kağıt yanının arkasından burun çekme sesine benzer bir ses geldi. Tezgahın arkasına bakalım Gip, dedim. Bizimle eğleniyor. Gip başını sallayan kaplanın etrafından dolaştırdım. Tezgahın arkasında ne vardı biliyor musunuz? Hiç kimse. Yerde sadece şapkam vardı. Bir de ancak bir sihirbaz tavşanının olabileceği kadar aptal ve yıpranmış görünen, tefekküre dalmış, sarkık kulaklığı beyaz bir tavşan vardı. Şapkamı yerden aldım, tavşan bir iki zıpladıktan sonra yolumdan çekildi. Gip suçlu suçlu fısıldayarak, ''Baba'' dedi. ''Ne var Gip?'' dedim. ''Ben bu dükkanı çok sevdim baba.'' Eğer tezgah insanın kapıya ulaşmasını engelleyecek kadar uzamasaydı birden, dedim kendi kendime, ben de sevebilirdim. Fakat Gib'in dikkatini buna çekmedim. Tavşancık, dedi Gib, zıplayarak yanımızdan geçen tavşana elini uzatarak. ''Tavşancık'' gibi bir sihir göster.'' Ve tavşan bir saniye önce varlığının kesinlikle farkında olmadığı bir kapıdan sıkışarak geçerken gözleriyle onu takip etti. Bu kapı iyice açıldı ve bir kulağı diğerinden daha büyük olan adam tekrar ortaya çıktı. Hala gülümsüyordu. Fakat gözleri, memnuniyet ve meydan okuma arası bir ifadeyle bakan gözleri benimkilerle karşılaştı. Masumane, sevimli bir tavırla, ''Sergi salonumuzu görmek ister misiniz, bayım?'' dedi. Gib parmağımı öne doğru çekti. Tezgaha dönüp baktım ve tekrar dükkan sahibinin gözleriyle karşılaştım. Sihrin biraz fazla hakiki olduğunu düşünmeye başlamıştım. ''Fazla zamanımız yok.'' dedim. Fakat ben daha lafımı bitiremeden, nasıl olduysa sergi salonunun içindeydik. Esnek ellerini ovuşturarak, ''Tüm mallar aynı kalitededir.'' dedi. Yani hepsi en iyi kalitededir. Burada hakiki sihir olmayan bir şey yoktur. Hepsinin de eğlenceli olduğu garanti edilir. İzninizle bayım. Paltomun koluna asılmış bir şeyi çekiştirdiğini hissettim. Sonra solucan gibi kıvrılan, iblise benzeyen küçük, kırmızı bir şeyi kuyruğundan tutup, bu küçük yaratık elini ısırıyor, debeleniyor ve elinin üzerine tırmanmaya çalışıyordu, hızla tezgahın arkasına fırlatı verdiğini gördüm. Küçük şey, esnek bir kavuçuk oyuncaktan başka bir şey değildi elbette. Fakat bir an, adam sıradan bir böcek ısırmış gibi elini sallayıvermişti. Gibe bir bakış fırlattım ama Gip sihirli bir sallanan ata bakıyordu. O şeyi görmemiş olmasına sevindim. Umarım, dedim alçak sesle ve gözlerimle Gip'i ve kırmızı iblisi işaret ederek, etrafta bunun gibi şeylerden çok yoktur. Bu bizim değil ki. Belki de, siz yanınızda getirmişsinizdir.'' dedi dükkan sahibi alçak sesle ve her zamankinden daha göz kamaştırıcı bir gülümsemeyle. ''İnsanların farkında olmadan üzerlerinde neler taşıdıklarını görseniz şaşarsınız.'' Sonra gipe dönerek, ''Burada hoşuna giden bir şey var mı?'' diye sordu. Orada gipin hoşuna giden pek çok şey vardı. Güven ve saygı karışımı bir ifadeyle bu ilginç dükkan sahibine döndü bu bir sihirli kılıç mı? dedi. Bir sihirli oyuncak kılıç. Ne eğilir, ne kırılır, ne de parmak keser. 18 yaşından küçüklere karşı savaşırken sahibini görünmez kılar. Fiyatı büyüklüğüne göre iki buçuk şilinle 76 altı pens arasında değişir. Mukabbaya tutturulmuş bu zırh takımları maceracı küçük şövalyeler içindir ve son derece faydalıdır.'' Güvenlik kalkanı, çeviklik çarıkları, görünmezlik miğferi. Gip'in nefesi kesilmişti. ''Aa baba!'' diyebildi. Fiyatlarını öğrenmeye çalıştım. Fakat dükkan sahibi beni dinlemedi bile. Gip avucunun içindeydi artık. Benim elimden çekip almıştı onu. Tüm şaşırtıcı mallarını sergilemeye başlamıştı ve hiçbir şey onu durduramıyordu. Bir an güvensizliğin verdiği şüpheye ve kıskançlığa çok benzeyen bir duyguya kapılarak Gip'in bu adamın parmağını benimkini tuttuğu gibi tutmuş olduğunu gördüm. Adamın ilginç olduğu kesin diye düşündüm. Ayrıca son derece ilginç sahte malları, gerçekten iyi sahte malları var. Ama yine de fazla konuşmadan, fazla gözümü de bu okkabazlardan hayırmadan peşlerinden yürüdüm. Ne de olsa tüm bunlar Gip'in hoşuna gidiyordu. Ve şüphesiz gitme zamanı geldiğinde buradan kolayca ayrılabilecektik. Uzun, Dolan başlı bir yerdi bu sergi salonu. Panolar, odacıklar ve sütunlarla bölünmüştü. Biçimleri çarpıtan aynaların ve perdelerin olduğu, son derece tuhaf görünümlü yardımcıların boş boş gezinip insana dik dik baktığı diğer bölümler kemerli yollarla birbirine bağlanıyordu. Tüm bunlar aklımı o kadar karıştırmıştı ki içeri girdiğimiz kapıyı seçemiyordum. Dükkan sahibi Gip'e gerekli işaretler verildiğinde buharsız veya mekanizmasız çalışan sihirli trenler, Kapağını açıp bir şeyler söylediğinizde doğrularak canlanan askerlerin bulunduğu çok çok değerli kutular gösterdi. Benim kulağım o kadar iyi değildir. Söylenen tekerleme gibi bir şeydi. Fakat annesinin kulağına almış olan gip sözcükleri hemen kaptı. Dükkan sahibi abartıya kaçmadan adamları yerlerine geri koyup kutuyu gipe verirken bravo dedi. Hadi şimdi sıra sende ve gip bir anda askerleri yeniden canlandırdı. ''Bu kutuyu alacak mısın?'' diye sordu dükkan sahibi. ''Bu kutuyu alacağız.'' dedim. ''Tabii bize indirim yaparsanız. Aksi takdirde bunu ancak bir para babası satın alabilir.'' ''Aman canım, daha neler?'' Dükkan sahibi küçük adamları kutunun içine geri koydu, kapağını kapattı, kutuyu havada salladı ve kutu kahverengi kağıda sarılmış, iple bağlanmış bir paket verdi. Üzerinde Gip'in adı, soyadı ve adresi yazıyordu.'' Dükkan sahibi şaşkınlığıma güldü. İşte bu hakiki sihir, dedi. Hem de alası. Benim için biraz fazla hakiki, dedim bir kez daha. Sonra gipe, yapılış biçimleri kendilerinden bile daha acayip olan sihirbazlık numaraları göstermeye koyuldu. Her şeyi açıklıyor, ters yüz ediyor, bizim ufaklıkta meşgul küçük kafasını bilgiç bilgiç sallayıp onu onaylıyordu. Onlara katılabilirdim ama yapmadım.'' Sihirli dükkanın sahibi hokus pokus diyor, bunu oğlumun cıvıl cıvıl hokus pokusu izliyordu. Fakat beni allak bullak eden şeyler başkaydı. Bu yerin muazzam garabeti kabus gibi üzerime çöküyordu. Deyim yerinde ise burası acayiplik içinde yüzüyordu. Eşyada bile belli belirsiz bir tuhaflık vardı. Tabanda, yerde, oraya buraya serpiştirilmiş koltuklarda. Bunlara bakmadığım zaman Eğilip büküldüklerine, ortalıkta dolaştıklarına, arkamda sessizce köşe kapmaca oynadıklarına dair garip bir hisse kapıldım. Yılan kabiyi kornişin üzerinde bile sıradan alçı için fazla canlı kaçan ifadelere sahip masklar vardı. Sonra birden tuhaf görünümlü yardımcılardan biri dikkatimi çekti. Biraz uzaktaydı ve anlaşılan benim varlığımın farkında değildi. Oyuncak yığınının ve bir kemerin arasından vücudumun ancak üçte birini görebiliyordum. Aylak aylak bir sütuna yaslanmış, Yüzündeki organlarla korkunç şeyler yapıyordu. En korkuncu da burnuyla yaptığıydı. Bunu sanki hiç işi gücü yokmuş da kendini eğlendirmek için yapıyormuş gibiydi. Burnu başta kısa ve tombuldu. Aniden onu bir teleskop gibi oynattı, sonra burun sarktı ve uzun, kırmızı, esnek bir kamçı gibi olana dek inceldi de inceldi. Kabus gibi bir şeydi bu. En sonunda burnunu sallayıp bir balıkçının ortasını fırlattığı gibi ileri fırlattı. Aklıma gelen ilk düşünce Gip'in bunu görmemesi gerektiğiydi. Baktım, Gip dükkan sahibiyle meşguldü ve halinden memnundu. Birbirleriyle fısıldaşıyor ve bana bakıyorlardı. Gip bir taburenin üzerinde ayakta duruyordu. Dükkan sahibi elinde büyük bir davul gibi bir şey tutuyordu. ''Saklambaç oynuyoruz baba!'' diye bağırdı Gip. ''Sen ebesin!'' Engellemeye fırsat kalmadan dükkan sahibi büyük davulu Gip'in üzerine geçiriverdi neler olup bittiğini hemen anladım. ''Çıkar onu!'' diye bağırdım. ''Derhal çıkar, çocuğu korkutacaksın, çıkar!'' dedim. Kulakları eşit büyüklükte olmayan dükkan sahibi tek söz söylemeden isteneni yaptı ve büyük silindiri bana doğru uzatarak içinin boş olduğunu gösterdi. Taburenin üzeri de boştu. Oğlum bir anda yok olmuştu. Uğursuz bir şeyin görünmez bir yerden çıkıp bir el gibi kalbinizi sıkı verdiğini siz de hissetmişsinizdir belki. Esas benliğinizi alır götürür ve sizi gergin, tedirgin bırakır yani. Ne sakin, ne telaşlı, ne ürkek, ne de kızgın. Öyleydim işte. Sırıtan dükkan sahibinin yanına gidip taburesini tekmeledim. Bırak bu aptal oyunu, dedim. Oğlum nerede? Görüyorsunuz ya, dedi davulun içini göstermeye devam ederek. Aldatmaca yok. Onu yakalamak için elimi uzattım. Fakat kıvrak bir hareketle beni atlattı. Tekrar yakalamaya çalıştım, döndü ve benden kaçmak için bir kapıyı iterek açtı. Dur dedim, gülerek uzaklaştı. Arkasından fırladım. Girdiğim yer zifiri karanlıktı. Güm! Aman ödüm patladı. Geldiğinizi görmedim bayım. Regent caddesindeydim ve kibar görünümlü bir adamla çarpışmıştım. Yaklaşık bir metre ötede apallamış görünen Gip duruyordu. Adamla birbirimizden özür diledik. Gip döndü, sanki bir an beni kaybetmiş de yeniden bulmuş gibi sevinerek, yüzünde mutlu, küçük bir gülümsemeyle yanıma geldi. Kollarında dört paket taşıyordu. Hemen sıkıca parmağımı kavradı. Bir iki saniye boyunca şaşkınlıktan kala kaldım. Sihirli dükkanın kapısını görmek için etrafıma bakındım, fakat orada değildi. Ne kapı ne dükkan. Hiçbir şey. Sadece resim satılan dükkanla civcivli vitrin arasındaki duvar kirişi vardı. Böylesine karma karışık bir ruh hali içindeyken yapabileceğim tek şeyi yaptım. Dost doğru kaldırımın kenarına yürüdüm ve bir araba durdurmak için şemsiyemi havaya kaldırdım. Gip sevincinin doruğunda at arabası dedi. Onun bilmesine yardım edip güçlükle adresimi hatırladım ve arabaya atladım. Paltomun cebinde acayip bir şeyin varlığını hissettim. Elimle yoklayınca bir cam top buldum. Cam topu öfkeyle caddeye fırlattım. Kip bir şey demedi. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Baba, dedi Gip sonunda. Orası çok sıkı bir dükkandı. Bu sözüyle kendime gelip, Gip tüm bu olan biteni nasıl algıladı diye düşünmeye başladım. Kötü yönde etkilenmişe benzemiyordu. En azından şimdilik iyi görünüyordu ne korkmuş ne de şaşkına dönmüştü. Sadece o öğleden sonrasını böylesine eğlenerek geçirmekten aşırı derecede memnundu. Kucağında da dört paket vardı. Meraktan çatlıyordum. İşlerinde ne vardı acaba? Şey dedim. Küçük çocuklar böyle dükkanlara her gün gidemezler. Bunu her zamanki kayıtsızlığıyla karşıladı. Bir an annesi değil de babası olduğuma ve orada at arabasında Koran Publiko onu öpemediğime üzüldüm. Sonuç itibariyle diye düşündüm, olanlar o kadar da kötü değildi. Fakat ancak paketleri açmaya başladığımızda bundan tam anlamıyla emin oldum. Paketlerin üçünde askerlerle dolu kutular vardı. Bunlar bildiğimiz kurşun askerlerdendi. Fakat o kadar kaliteliydiler ki, Gip bunların en hakikisinden sihirli oyunlar olduğunu unutmuşa benziyordu. Dördüncüsünden de son derece sağlıklı, iştahlı ve iyi huylu küçük bir kedi yavrusu çıktı.'' Paketlerin açılmasını geçici bir rahatlama duygusuyla seyrettim. Gip'in odasında gereğinden uzun bir süre oyalandım. Bu altı ay önceydi. Artık her şeyin yolunda olduğuna inanmaya başlıyorum. Kedi yavrusunda tüm kedi yavrularına özgü bir sihir var sadece ve askerler de bir albayın düşleyebileceği kadar kıpırtısız ve itaatkar görünüyorlar. Peki ya Gip? Zeki bir ebeveyn, Gip konusunda temkinli olmam gerektiğini anlayacaktır. Fakat bir gün dayanamayıp askerlerinin canlanmasını, kalkıp yürümelerini istemez miydin Gip? diye sordum. Benimkiler zaten bunu yapıyor, dedi Gip. Sadece kutunun kapağını açmadan önce bildiğim bir sözcüğü söylemem gerekiyor. Sonra kendi başlarına mı yürüyorlar yani? Ah tabii ki baba, bunu yapmasalardı onları sevmezdim ki zaten. Buna şaşırmamış gibi göründüm. O zamandan beri bir iki kez habersizce odasına daldım. Askerler ortadaydı. Fakat sihirli bir şey yaptıklarına şimdiye kadar rastlamadım. Anlatması öyle zor ki. İşin bir de mali yönü var. Faturaları ödemek gibi iflah olmaz bir alışkanlığım vardır. Birkaç kez Regent Caddesi'ne gidip o dükkanı aradım. Fakat artık bu konuda vicdanımın rahat olabileceğini, her kimseler, Gip'in isim ve adresini bildiklerine göre faturayı diledikleri zaman gönderebileceklerini düşünüyorum. Son.